Türkiye'de yaklaşık 2 yıldır koronavirüsle mücadele ediliyor. Bu süreçten neredeyse tüm sektörler etkilendi. PlayStation kafe işletmecisi Mehmet Alkonak, açılmalarına rağmen pandemi nedeniyle müşteri potansiyellerinin düştüğünü belirtti. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Alkonak, konsol PlayStation işletmecisiyim. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? 10 yıldır bu sektördeyim yaklaşık olarak. Peki geçtiğimiz dönemlerde yaklaşık 2 yıllık bir pandemi sürecini geride bıraktık. Belki de hala süre gelen bir süreçteyiz. Bu süreçte ne gibi zorluklar yaşadınız, müşteri potansiyelinize ne gibi sıkıntılar çektiniz? Bu dönemde belirli giderlerimiz oldu. Elektrik, su, internet, kira giderleri gibi. Bunları ödemekte zorluk çektik. Gerek borç yaptık, gerek kredi kartına yüklendik. Bundan sonrasında açıldıktan sonra da şöyle bir zorluklar yaşadık açıkçası. 12-17 yaş grubu arası müşteri potansiyelimiz azaldı. Ailelerin ve medyanın olsun, ondan sonra açıklamalar olsun. İnsanlar da bu PlayStation kafeler, internet kafeler, kafeler gibi yerlerde sanki virüsler buradan yayılıyormuş gibi veya başka hiçbir yerde yokmuş gibi izleniminden dolayı bu ortamlar güvensiz bir ortam gibi lanse edilmeye başladı. Biz açıkçası bunların genel olarak pandemi kurallarına uyuyoruz. Ondan sonra masalarımızı dezenfekte ediyoruz, kollarımızı dezenfekte ediyoruz. Her müşteriden sonra belli aralıklarla temizliğini yapıyoruz. Aslında bu insanların gelmesine herhangi bir sakınca yok. Bunu zaten 17-18 yaş üstü insanlar biliyor. Yani onun bilincinde olduğu için geliyorlar. Ama genel olarak 17 yaş altı müşteri potansiyelimiz azaldı. Tabii ki yaşadık. Bizim en iyi yani para kazanacağımız dönem Ramazan ayı oluyor, yazın oluyor. Yaz dönemini kaybettik. Ondan sonra pandemi döneminde olan borçlarımızı ödememizden dolayı gerekli oyunları, gerekli cihazları almakta sıkıntı çektik. Haliyle insanlar bu yönden de tabii şikayetçi oldu. Vatandaşlar hani bu işletmelerden korkmasın. Sadece biz değil, diğer işletmelerde PlayStation kafeler olsun, internet kafeler olsun. Biz zaten bu dönemde gerekli önlemleri fazlasıyla alıyoruz. Gerekli zamanlarda düzenli olarak denetlemeler zaten oluyor. Biz bu denetlemelerde zaten hani eğer herhangi bir sorun olsa zaten kapatılıyor. Yani veya uyarı alıyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz. Güvenle gelebilirler, güvenle oyunlarını oynayabilirler, vakitlerini geçirebilirler. Bu kadar yani söyleyeceklerim. Peki pandemi öncesindeki fiyatlara göre şu andaki fiyatlar ne durumda? Biz pandemiden önce yaklaşık normal masa ücretimizi 10 TL'den saat ücretini oynatıyorduk. Pandemiden sonra mecburen zam yapmak zorunda kaldık. Çünkü doların artması olsun, diğer malzemelerin artması olsun fiyatlarının. Biz de zam yapmak zorunda kaldık. 15 TL gibi bir rakama çektik fiyatları. Yani biz de memnun değiliz ama mecburen yapmak zorunda kaldık.